Evet değerli seyirciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Yayınımızı İstanbul, Umraniye'de değerli Ali Bey'imiz, kardeşimizin iş yerindeyiz şu anda. Selam verelim. Selamun aleyküm Ali Bey. Hayırlı işler, nasılsın? Şu anda yayındasın, Miraç TV'yi yayınları izliyorsun. Evet, her yazılı bir reportaj evet. Yapıyoruz. Şimdi değerli seyirciler, daha önce yukarıda makamında röportaj yaptık ama şimdi de işle ilgili Ali kardeşimiz sanat camiasında birçok sanatçıyla da irtibatı var. Ama asıl mesleği de bizim gibi biz de sanat yapıyoruz ama bizim de mesleğimiz var. Şimdi Ali kardeşimiz böyle bu arada niye bu hale gelmiş? Şimdi benim asıl branşım boya. Yani benim mutfağım var, kaportacı. Kaportacı sevimi yapıyor. Evet. Bu da yolun içeriğinde bir kere hasarlı bir araç. Şu tarafa böyle iyi bir hasar almış bir araç. Nereye vurdu bu araba hani? Bu araba nereye vurdu? Hı. Bu arabaya şiddetli derecede hızlı bir araç. Ameliyat değil. Vuruyor, bariyerler atıyor. Şu şekilde bir kaza alıyor. Yani bu herhalde yapılacak. Şase makinelerine bağlanacak. Bir kere araba bir şey olmuş mu? Sordu mu? Şimdi onu soramıyoruz çünkü bu sigortadan alınmalı ya. Millet bir ufaklarını almış. Ufaklarını almış. Yani bir koruması. Dikkatli kullanmaları lazım herhalde. Değil mi? Çak araçların dikkatli kullanması lazım. Yani bu araçların zaten burada hiçbir şey yok. Ara yoldan, tali yoldan çıkan bir araç bu araçlar kullanıyor. Bu hale geliyor. Ali, iş yerimizin adresini de bir net olarak alalım sizden. Bizim iş yerinin adresi Güven Sanayi Sitesi, evet. G blok, No 7, evet. Doğru Otomotiv. Evet. Kaç yıldır Ali bu işe başladı? 20 yılda bu işe uğraştık. 20 yıl oldu. Artık bu işin uzmanısın. Uzman olduğunuzu söylüyorlar. Ve arabayı güzelleştiriyorsun tabii, yani değil tabii. Mi? İşimiz bu. Evet. Bir taraftan kaportacı Orta Murat Usta. Kaportasını yaptık. Ayrıca şu nereli bütün kaskolu sigortalı işlerin anlaşmamız var. Kaskolu? Müşterilerimizden hiçbir ücret talep etmiyor. Evet. Aracını lazım olan evraklarla beraber yaptık. Telefon numarası da şöyle. Telefon numarası ulaşmak söyleyeyim. Ben evet. 0536-499-9080 numaralı telefonla. Ali kardeşimize ulaşabilirler. En ufak kazayla alakalı problemi olduğu zaman biz ulaşabilirler. Evet. Ali şimdi değerli seyirciler. Hani böyle yakışıklı giyinir böyle. Biz şimdi resmiyiz. Şimdi bir Karadeniz günleri var. Oraya davetliyiz. Ali kardeşimizi dedik, ziyaret edelim. Ali'ye ben yakın bir yerde sana alacağım. Ali bugün böyle hiç kıyafet koyar. Bu bastı yakaladı bana. Bizi saklayacak hiçbir şey evet. Yok. Biz İstanbul'da şu anda ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Diğer sektörlerde sanat camiasını biliyorsun. Evet. Hepsiyle bir yolun içerisindeyiz. Onlarla birlikte de çalışıyoruz. Ben gece işi de yapıyorum. Bir Çekmeköy'de Rokop bir kafe var. O bilir. Evet. Oranın müdürlüğünü yapıyorum. Haftan müdürlüğü. Ekmek parası diyelim. Tabii ya. Ben de hoş çalışırken kravata çalışmıyorum. Çıkıyorum. Teknikle olacak işler değil bunlar. Allah'a çok şükür olsun. İşlerimiz iyi ama işte bakmakla yükümlü olduğumuz bir ailemiz, çocuklarımız var. Onlar için çalışmak zorundayız, çalışıyoruz. Daha önce sormuştuk size zaten kaç çocuk var, hanımla nasıl evlendi? Evet, evet, onların bilgilerini sen kalıptan evlenmiştin. Yani. Kaç sormuştun? Yani. Ali iyi bir aile babası, hanımına olsun, çocuklarına bağlı, annesine babasına. Hani olursa, Allah çok buradan şükür, selam olsun, sevgilerini görüyoruz. Babamla tanışmadık ama inşallah bir zamanda tanışırız. İnşallah. Evet. İnşallah. Ali sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. İşlerinde başarılar diliyoruz. Ali kardeşimiz tam temiz, gönlü her zaman zengindir, misafirlikle derler. Biz de kendisini çok seviyoruz. Ya burada bir yan tarafı bir arkadaş var. Kim oldu? O da bizim arkadaşımız. Siz bir şey söylemek ister misiniz? O da almış. Evet, Ali son olarak söyleyecek bir şey var mı? Şimdi son olarak aslında söyleyecek çok şeyler var. Mikrofonlarımız zaten ses almış. Evet, evet. Yaka mikrofonu kullanıyoruz. Yaka mikrofonu. Mikrofonu saklayalım. Mikrofon. Evet. Şimdi ben işimle alakalı değil de bu sanat camiasıyla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Buradan çok değerli iş adamlarına sesleniyorum.
ve yöresel iş adamlarına sesleniyorum. Şimdi birçok sanatçı dostumuzun şikayetleri de bunlar. Birçok düzenlemiş oldukları gecelerde, dernek gecelerinde olsun, konserlerde, festivallerde sanatçılarını tutmuyorlar. Ben onu belirteyim. Çok farklı yörelerden, hatta Karadeniz dışından sanatçılar tercih ediyorlar. Bizimkileri işin açıkçası ikinci planda bırakıyorlar. Sanatçılarına destek olsunlar. Doğru. Evet. Yani Karadeniz'e gönül vermiş, emek vermiş. Çünkü bunlar da nihayetinde ekmeğini buradan yiyorlar, buradan kazanıyorlar. Onlara destek versinler, ikinci plan atmasınlar diyor. Değerinizde Ali kardeşimiz güzel bir mesele verdi. O yüzden kendi aramını desteklemem lazım. Bu arada Murat Köse'ye de selamlar gönderelim. Murat Köse'ye. Murat şimdi sanatçı dostlarımız hepsi hepsine tek söylüyoruz. Murat tek yakınlarda mı? Evlidir büyük ihtimal dinliyoruz. Dün akşamlık programı vardı. Tabii arayı rahatsız etmek istemeyiz mi? Tabii yani. Tabii şimdi... Ama kalksın tabii ki yani. Cuma bugün kalksın. Cuma sonra isim vazifesi yapsın. Bakalım duruma göre Cuma'dan sonra belki görüşebilirse görüşürüz. İnşallah. Burada Kürdük sanatçı kardeşlerimize, bizleri izleyen herkese Kumraniye'den, Alemeko Kopuz kardeşimizin iş yerinden sevgilerimizi gönderiyoruz. Ayrıca herkesin de Cuma'sını hayırlara vesile etsin. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, sağ ol. Ayağına sağlık senin de. Kopuz ailesine de sevgilerimizi gönderiyoruz. Amin. Memleket tam neresiydi? Biz de Askoros. Askoros'a da selam olsun. Yakın, aynen. Evet, kameraya yakışıklar sağlıyoruz. Teşekkür ederiz. Yayınlaştık kabul ediyoruz.